üzerinde sorun yok, sorun beyninde. Hasar oksipital lobda, primer alan dışına taşmaya başladı. Bakteriyel menenjit olabilir mi? Test yapsak? Olamaz, öyle olsa hepimize bulaşırdı. Beyin omurilik sıvısına baksak? Baktık, beyinden parça aldık, bir şey çıkmadı. Küf zehirlenmesi? O zaman benim de hasta olmam lazım. Senin de hasta olmadığını nereden biliyoruz? Belki sana da bulaşmıştır. Oradan bakınca çok mu mutlu görünüyorum hocam? Sen ne zaman çok mutlu göründün ki? Komikti diye. Gerçekten komikti diye güldüm. Neyse tamam. Biz yine de kandan bulaşmadığını varsayalım. Kıkırdamaya falan başlarsan tekrar değerlendiririz. Bu arada sevdiğin insanlardan ve hayvanlardan uzak dur. Evet. Olay yeri inceleme. Katiller arkadaşınızı rehin aldı. Yakalayalım bakalım şu katilleri. Saksı zamanı. Gelsin. Giya bari. Hayır. İkisinde de felç görülmedi. Belki de Murat felç belirtileri başlamadan öldü. Araba virüsü olabilir mi? Tedaviye başlayın. Hocam adam dolap dereden geldi. Afrika'dan değil. Araba virüsü için tedaviye başlayacağız. Her şey için tedaviye başlayacağız. Olabilir olamaz demeyin. Aklınıza ne gelirse onun için başlayın tedaviye. Bakteriyel, mantar, toksin, viral her şey için. Hocam bu kadar ilacı bir anda vermek çok büyük etkileşimlere yol açar. Yapmayın. Böbrekleri ve karaciğeri mahvederiz. Daha iyi bir yol yok mu? Daha iyi bir yolu yok mu? Var, var daha iyi bir yolu. Var. Nerede biliyor musun daha iyi bir yol? Daha iyi bir yol arkadaşınızın yanında aşağıda yatıyor daha iyi bir yol. İpek hocanızın dokunmamıza izin vermediği o bedenin, beynin içinde daha iyi bir yol. Mantar, bakteriyel, toksin, viral bunlardan biri olmalı. Hadi, hadi başlayın. Nereye gidiyorsunuz? Kendime yeni bir beyin bulmaya gidiyorum biyopsi için. Çabuk. Unuttuğumuz bir ilaç yok değil mi? Modern tıbbın tamamı bu kutunun içinde. İçim hiç rahat değil. Kim onu dinlemek zorundayız Zeynep. Başka çaremiz yok. Kızgın mısın Mehmet Ali'ye? Sana hastalığı bulaştırmaya çalıştığı için. Önce bir iyileşsin de ondan sonra düşüneceğim kızgın mıyım değil miyim. Bana sorarsam bilinçli bir şekilde yaptığını hiç sanmıyorum. Hastalık bana olan nefretini mi ortaya çıkardı yani? Hayır, sadece umutsuzdu, korkuyordu. Yani aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. En azından kan yoluyla bulaşmadığını anladık hastalığın. Bir sonraki makalemde bunu yazacağım ve ona imzalatacağım. Umarım. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.